Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Barış Terkoğlu Güle güle terörist. 23 Mayıs 2024 Perşembe. Doğru soramazsan cevabı da doğru veremezsin. Yanıtın çiçekleri sorudaki tohumda saklıdır. Pazartesi günü. Yok artık daha neler göreceğiz? dediğim bir olayı anlatmıştım. Hatırlatayım. Suriye'deki harekat bölgesinde operasyonları yöneten Tu General makam aracıyla Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapılmıştı. Tu General'in emir subayı ve korumalığını yapan uzman çavuş, generalin aracıyla Suriyeli sığınmacıları para karşılığı sınırdan geçiriyordu. Bunu yaparken de generalin aracının aranmamasından faydalanıyordu. Savcılık operasyonuyla söz konusu isimler yakalanmış, Suriye'deki general emekliliğe sevk edilmişti. Urfa'daki 20. Zırhlı Tugay'ın komutanı Tuğgeneral Mebe ise soruşturmanın selameti için Hakkari Yüksekova'da 3. Piyade Tümeni'ne komutan yardımcısı olarak atanmıştı. Yazımın ardından Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüm. Yaşananları teyit etmekle birlikte soruşturmada başka detaylara da ulaştım. Aslında kaçakçılık yapan askerleri yakalayan da askerlerdi. Süreç şöyle gelişmişti. Askerler sınırın Türkiye tarafındaki Suriyelileri yakalamış, onları sorguya almışlardı. Bu sorgu sırasında Suriyeliler her şeyi itiraf etmişti. Askerler bunun üzerine kendi silah arkadaşlarına operasyon yapıp savcıya teslim etmişti. Terörist bırakın gideyim diyor. İşte bu olayların ardından yine sınırda yaşananları anlatan, yine şaşırtıcı belge elime geçti. 12 Ağustos 2020 bir tarihli Bursa İl Göç İdaresi'nin hazırladığı evrak, İçişleri Bakanlığı'na ve Hatay Valiliği'ne yollanmıştı. Ne yazdığını aynen aktarayım. Suriye uyruklu yabancı terörist savaşçısı, 13 Ocak 1990, 3 doğumlu Samer Elbo isimli yabancının Hatay ve Gözü, Kara Hudut sınır kapısından gönüllü geri dönüş işlemleri planlanmaktadır. Bahsi geçen yabancı ile yapılan görüşmelerde gönüllü olarak ülkesine dönmeyi beyan etmiş ve bu hususta müdürlüğümüze dilekçe ile müracaatta bulunmuşlardır. Belge, adı geçen yabancının teslim alınıp ülkemizden çıkışının yaptırılması ifadeleriyle tamamlanıyor. Siz de nasıl yani, dediniz. Resmi evrakta yabancı terörist savaşçı olarak geçen biri nasıl oluyor da devletin imkanlarıyla sınıra götürülüp kuş gibi bırakılıyor? Elbette ben de şaşırdım. İçişleri Bakanlığı kaynaklarını arayıp sordum. Sınırdan serbest kaldı. Bakanlık kaynakları söz konusu belgeyi teyit ederken tuhaflığın aslında yaşadığımız gerçeklikten kaynaklandığını anlattı. Şöyle ki, Türkiye'ye yasa dışı şekilde girmiş bir yabancı yakalandığında önce Türkiye'de suç işleyip işlemediğine bakılıyor. Herhangi bir suça karışmışsa yargılanıyor. Ya karışmamışsa güvenlik bürokrasisinden istihbarat isteniyor. Yani söz konusu göçmen Suriye'deki bir terör örgütünün mensubu mu sorusu soruluyor. Belgede geçen Samer Elbo için belli evet cevabı alınmış. İşte bu noktada tuhaflık başlıyor. Samer Elbo gibi yabancı terörist savaşçılar Türkiye'de tespit edilmiş bir suç işlemedikleri için yargılanmıyor. Toplanma merkezlerine götürülerek burada bekletiliyor. Uluslararası hukukta Suriye Savaş Bölgesi sayıldığı, Türkiye ile Suriye arasında mevcut durumda suçluların iadesi prosedürü uygulanamadığı için Suriye Devleti'ne de teslim edilmiyor. Hiçbir üçüncü ülkede bir teröristi ülkesine kabul etmiyor. Haliyle yabancı terörist savaşçının kendi isteğiyle dilekçe vererek ülkeme döneyim bari demesi bekleniyor. Belgeden anlaşılana göre Samer Elbo bu dilekçeyi vermiş. Bursa'dan alınıp Hatay'da cilve gözü kapısına bırakılmış yürüye yürüye sınırın karşı tarafına geçmiş. Muhtemel ki Suriye'deki terörist arkadaşlarına kavuşmuş, terör faaliyetlerine devam etmiş. Bilemiyoruz ama belki de becerebilirse Türkiye'ye yeniden geçmeye çalıştı. Suriyeli terörist özgür ya Türkler. Sonuç olarak uluslararası hukuka göre terörist de olsa, bir şahsın Suriye'ye isteği dışında gönderilememesi, iç siyasetteki Suriye ile barışmam inadı, Batı'nın Suriye krizinin yükünü Türkiye'ye taşıtması vesaire vesaire. Suriye ile normalleşememenin sonucu, resmi belgelere terörist diye kaydettiğimiz bir cihatçıyı eğer kendisi isterse sınır kapısına götürüp güle güle demek oluyor. İstemezse bekle ki istesin. İçişleri Bakanlığı kaynakları hem Suriye hem Yunanistan-Bulgaristan sınırında güvenlik önlemlerini artırdıklarını anlattı. Bu yolla Türkiye'nin bir yaşadışı göç merkezi olmasını da transit geçiş koridoru olmasını da engellemeye çalıştıklarını söyledi. Ancak görülüyor ki bu yetmiyor çözümü siyasette olan sorun İçişleri Bakanlığı'nın da boyunu aşıyor. Sınır tanımayan teröre çözüm mü? Elbette bir an önce Şam ile konuşmak, normalleşmek. Peki nereye gidiyoruz derseniz, ülkeye giren Suriyeli teröristin güle güle diyerek sınırdan bırakıldığı ama Suriye ile barışın diyen Türk'ün etki ajanlığı ile suçlanarak tutuklandığı günlere. Romancı Chesterton'un dediği gibi. Sorun çözümü görememelerinde değil, sorunu görememelerinde. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.